Hepinize merhaba arkadaşlar, Tekno Hat'ta hoş geldiniz. Şöyle bir 11'de baktığım bir mousepad vardı, ucuz, 6.5 yazıyor. Evet, sitesini de şuradan göstereyim. Razer Goliathius oyuncu mousepad, 25'e 21 cm kaymaz mouse altlı diyor. Şöyle özellikleri var, yazmışlar, şöyle gösteriyor, kalınlığı gösteriyor, şimdi bakacağız. Böyle burada güzel duruyor. Dokunma üst düzey, düşük sürtünme kassayı ile geliştirilmiş, hem lazer hem de optik algılayıcıya sahip. Mouse'da da daha iyi hakimiyet yakalayacaksınız. En keskin mouse hareketlerinizi yüksek hassasiyetle bilgisayara ulaştırmanız için benzersiz yüzey dokusuna sahiptir. Yani bu böyle bir 6.5 TL'lik. Şurada şunu da söyleyeyim, 6.5 ya da 5.5. Diğer satıcılar da var. Belki bu 5.5 olanı. Şurada teslimat bilgisi olarak alıcı öder diyor. Ona da dikkate alın. Açtım ben onu, makas kovucunu. Şöyle bir çıkaralım. Mousepad'ini şu şekilde geliyor. Win 2 Mousepad X7 diye. Şöyle Razer Goliathius yazısı var. Ve biraz tam kaymaz yüzeyi var. Biraz ince gibi ama yani zaten bu fiyata ne bekliyorsun? Şurada bizim mousepad'imiz var. 10-30 liraya almıştım Teknosa'da. O bayağı kalın. Sadece buna göre. Fiyatına göre bakayım. Hemen hissiyatım iyi ama çok kaygan duruyor yani. Şunun gibi değil. Bu daha böyle dokulu etli böyle bir şeyi varken. Bakalım bunu test edeceğiz bakalım oyunda. Yine PUBG oynayacağız. Üzerine kaydıracağız bakalım, hassasiyetini göreceğiz arkadaşlar. Yani yaklaştırayım. Üst düzeyi bayağı kaygan. Kenarları gördüğünüz gibi dikişli. Alt yüzeyde kaydırmaz dediği gibi kaymaz şekilde yapılmış. Yani bakalım bu fiyata nasıl bir performans verecek. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi bu gördüğünüz gibi Razer Goliathius mousepad'imizi oyunda test edeceğiz. Biraz kullandım. Başta bana biraz ince geldi, kalitesiz gibi geldi ama oynarken gayet iyi performans verdi. Şimdi onu da burada bir test edeceğiz zaten. Yalnız biraz işte ben şurada gördüğünüz gibi büyük, o daha büyük olduğu için daha geniş, böyle yanları daha geniş olduğu için ona alışmışım. Bu bana biraz küçük gibi geldi. Arada buralara dışarı taşmaya çalışıyorum oynarken. Bir o sıkıntısı var.
Yani burada dikişleri de ince olduğu için oraya takılabiliyor. Ama onun dışında gerçekten yani yağ gibi kayıyor. Şimdi testimize geçeceğiz. Evet, oyunumuz açılıyor. PUBG Lite üzerinde deneyeceğiz. Bakalım nasıl performans verecek. Burada gördüğünüz her şeyin de ayrı ayrı tanıtımı var. Bu monitörün, Acer'ın, sonra BM800'ün, klavyenin, mouse'un, Game Power, kasanın ve şu gördüğünüz işte Rainbow fanın hepsinin ayrı ayrı videosu var. Onlara da bakabilirsiniz. Ve şimdi mouse pad'i geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten daha fazla uzatmak istemiyordum. Gerçekten biraz ışık vurmuş olabilir efendim ama gerçekten mouse hiç hissettirmiyor. Gayet rahat, akıcı, kayıyor gidiyor yani. Gerçekten kayıyor, çok rahat. Yani bu fiyata, yani kargo ücretine de dikkat ederseniz bu fiyata bir mouse gerçekten İyi kaliteli. Başta bana öyle şey gibi geldi ama gerçekten kaygan bir yüzeyi var. Kaygan bir yüzeyi var, oradan akıp gidiyor. Çok hoş. Ben beğendim. Size de tavsiye ederim. Umarım faydalı olmuştur. Şöyle. Biraz ekrana ışık gelmiş ama. Yani yandan çekimi için camdan biraz vuruyor. Tabii sonunda gitti adam. Fazla uzatmak istemiyordum zaten ama gerçekten gayet akıcı, güzel bir deneyim oldu. Şöyle akıyor yani. Bayağı parlak, akıcı. Çok rahat. Tabii yani inceliği o biraz ince. Diğer mousepad'imin kalın olduğu için hava yastıklı gibi ve daha konforlu hissi veriyor ama bunu oynarken fark etmiyorsunuz zaten. Bu mouse pad'iniz de böyle arkadaşlar.
Umarım faydalı olmuştur. Sorularınız varsa sorabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın diyelim. Devam.